Merhaba arkadaşlar, ben Alfa Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Ne zamandır, uzun süredir bu videoyu çekmek istiyordum. DGS hukuk için kaç net gerekiyor? En güncel DGS puanıyla, yani 100 soruluk DGS sistemiyle arkadaşlar hukuk için kaç net gerekiyordu? Videomuzu çektik, bayağı da beğeni topladı, bayağı da izlendi. Diğer bölümler için de bunu çekmek istiyorum en kısa zamanda. Hemşirelik için, bilgisayar mühendisliği için, mimarlık için, diğer bölümler için kaç net gerekiyor arkadaşlar? Ayrıntılı liste. Bakın bu listenin tamamını şu listeyi indir dediğinizde tamamını indirebilirsiniz. Ben bu linki sizinle paylaşacağım. 1300 kişinin sonucu var. 2022 DGS sonucuna göre 1300 tane öğrenci arkadaşımızın birebir sonuçlarını paylaştığımız bir liste var arkadaşlar. O listeyi indirebiliyorsunuz. Yani bu da bizden size bir amme hizmeti olsun. Evet e, en güncel analiz şeklinde arkadaşlar hemşirelik kaç puan bunu paylaşacağız. Öncesinde 2023 DGS için başarı grubumuz Nisan tekrar kampları grubu arkadaşlar 15 Nisan'da başlayacak. E, Ücrette baya indirim yaptık. Katılmak isteyen arkadaşlar e, videonun altındaki açıklama kısmından tekrar grubumuza katılabilirler MBA Akademi'den. Evet bizi takip edebilirsiniz. Instagram'dan, Youtube'dan, Telegram'dan arkadaşlar bizi takip edebiliyorsunuz. Şimdi bakalım hemşirelik için kaç net gerekiyor? Birlikte bakalım. ÖBP'ler dahil olmak üzere geçen sene 323 puan alan sıralaması 400. olan arkadaşın netini paylaşıyorum. E, sayısal netleri o dediğim 1300 kişilik listede daha ayrıntılı görebilirsiniz arkadaşlar. ÖBP puanı burada 77 ymiş. Matematikten 41 net yapmış. Türkçeden 16 net yapmış ve bu arkadaş 400. olmuş. Güzel de bir puan, güzel de bir sıralama almış. 319 hemşirelik yapan arkadaşı 64 EBP'si ve 45 matematik neti var. Yani siz 40 neti geçiyorsanız, 40 neti geçerseniz arkadaşlar kesinlikle ilk binde oluyorsunuz. Yani bu onu gösteriyor. E, ee, mesela kime bakalım? Burada 720 sıralama yapan 67 puan ÖBP'si olan, ÖBP puanı 67 olan ve 41 neti olan bir arkadaşımız 720. olmuş. Hemşirelik mis gibi kesinlikle geliyor. Ee, 895. olan ÖBP'si 60 olan kişiye 43 netle hemşirelik gelmiş. 900 ortalama yapmış. 900 sıralama yapmış arkadaşlar. Burada 40 net matematik var. 68 ÖBP'si var. 18 Türkçe neti var 900 olmuş mesela bakalım ilk 1000 mesela 1083 olmuş 62 ÖBP ile 42 matematik netiyle yani 40 neti geçerseniz arkadaşlar kesinlikle çok güzel bir yer çok güzel bir puan çok güzel bir sıralama alıyorsunuz ve devlet hemşirelik kesinlikle kazanıyorsunuz yani şuralar devlet hemşirelik kazanan insanlarla dolu arkadaşlar 38 net yapmış mesela. ÖBP'si biraz iyi. 1200. olmuş mesela. Bu güncel liste arkadaşlar. Bu liste gerçekçi liste. Yani piyasada bulabileceğiniz en gerçekçi liste bu liste. Bu list bizim listemiz. Arkadaşlar öğrenci arkadaşlarımızdan aldığımız detaylı sonuçlar bunlar. Ufak tefek yanlışlar belki olabilir. Ama en güncel liste bu arkadaşlar. 39 yapmış mesela. 59 ÖBP'si var. 39 matematik 20 Türkçe yapmış. 1500. Hala devlet hemşirelik geliyor arkadaşlar. Bu kişilere Bakın burada 2007. olan arkadaşımız 304 puan almış. 63 ÖBP'si var, 40 matematik neti var. Bakın 7'de Türkçe neti var ve bu kişi 2000. olmuş. 3 ÖBP ile yani 63 ÖBP ile yaklaşık 3'e denk geliyor. Mesela 51, 2,5 ÖBP'si var bu kişinin ÖBP'si çok düşük. Matematik neti 41, Türkçe neti 10. Bu 2090. olmuş mesela. Yani baktığınızda çok güzel bir sonuç elde etmiş arkadaşımız. ÖBP demek ki bir yere kadar etkili. Zaten sayısal azlarda ÖBP'nin etkisi çok fazla yok arkadaşlar. ağırlıkta ÖBP'nin etkisi çok fazla. Dolayısıyla ÖBP'lere çok takılmayın. 40 neti geçerseniz kesinlikle devlet hemşirelik ayağınızın altında. Bakın 35 matematik netiyle, 20 Türkçe netiyle, 67 ÖBP ile devlet hemşirelik almış. 2500. Hala devlet hemşirelik buralara geliyor arkadaşlar. 2500, 2800, 2900 hala 3000 ortalama ile devlet hemşirelik geliyor. 39 nete, 10 Türkçe nete, 56 ÖBP'ye devlet hemşirelik gelmiş mesela. Yani buradan düşünebilirsiniz size kaç net gerekiyor. Yani 34 nete, 35 nete devlet hemşirelik gelmiş arkadaşlar. ÖBP'niz biraz düşük olabilir, Türkçe netiniz biraz yüksek olabilir vesaire. Bunlar hep etkili durumlar. Tamam. Evet bakın ee, buradan 40 matematik bir Türkçe yapmış. 59 ÖVP ile 3200. olmuş mesela. Yani Türkçe de önemli. Bir 10-15 Türkçe yaparsanız e, sizi kesinlikle çok ileri sıralamaya atıyor. Şu an 3500'lerde hemşirelikler 3500 3600'lerde 3600 kapattı diye hatırlıyorum. Belki yanılıyor olabilirim. 3800'lerde olabilir. E, 37 nete mesela yani buradan 38 nete, 37 nete, bakın 35-36 nete devlet hemşirelikler gelmiş arkadaşlar. Yani bunlar etkili ee, ÖBP'ler bu şekilde yani aslında netler etkili. ÖBP'lerin çok fazla etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Bakın bu arkadaşın 66 ÖBP'si var, bu arkadaşın 70 ÖBP'si var. ÖBP'ler çok farklı fark etmemiş. 37'ye 36 matematikleri de aşağı yukarı eşit ama Türkçesi bunun biraz fazla olunca hemen öne geçmiş yani 35, 36, 37 civarı bir matematik netine iyi bir ÖBP ile kesinlikle devlet hemşerilik geliyor arkadaşlar. Bu liste bayağı uzun bir liste. Bakarsınız, dediğim gibi 1300 kişinin listesi arkadaşlar. Bu listeyi sizinle videonun altındaki açıklama kısmında paylaşacağım. Evet, sizinle yorumlarınızı almak istiyorum sevgili genç arkadaşlarım. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğenmeyi unutmayın, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kal.